Valla bu gölün bu şekilde kalmasını istiyoruz. Böyle su dolduğunu görünce memnun olduk. Çeşitli kuş türleri burada barınıyor. Böyle bu şekilde kalmasını istiyoruz yani gölün. Valla daha önce gölün suyunu boşaltmak için kanal açılmış ama boşaltamadılar. Sonra 2 yıl önce yeniden denediler. Yeniden boşaltamadılar. Bu şekilde kalmasını istiyoruz gölün. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalların bir an önce kapatılması ile ilgili bir karar aldı. Ardından da gölün kaderinin belirlenmesi ile ilgili İris Gölü Komisyonu kuruldu il bazında. Bu komisyon üyeleri geçtiğimiz aylarda, kış aylarında buraya geldiler. Çalışma yaptılar. Biz de Karaburun Kent Konseyi olarak onlara arazide rehberlik ettik. Tehditleri ve riskleri gösterdik. İlk defa, yıllar sonra ilk defa İris Gölü bir devlet kaydında göl olarak kayıt altına alınmış oldu. Çünkü o gün geldikleri yaptıkları çalışmalar itibariyle tutulan tutanakta İris Gölü bir göldür diye nihayet devlet kaydına girmiş oldu göl. Bu sebepten itibariyle bundan sonraki süreçte de göl tespitinin yapılmasından sonra da artık İris Gölü sulak alanlar yönetmeliğine tabi olarak korunan bir alana dönüştü. Bugün bu yönetmeliğe göre çevresi ve etrafı koruma altında. Av yasak, kesinlikle avcılık yapılamıyor bu dönemde. Bunu da tabii biz avantajlarını görüyoruz. Özellikle çevresindeki kuş zenginliğiyle, kuş çeşitliliğiyle görüyoruz. Çünkü daha önce göldeki su miktarının çok az olması sebebiyle ve gölün sürekli kullanılıyor ve tahrip ediliyor olması sebebiyle kuşlar için ve yaban hayatı için ünlü bir şey uygun bir yaşam alanı değildi. Ama günümüzde daha önceki hallerinden çok daha fazla suya sahibi, alanı genişledi. Artık dokunulmadığı için alan daha bakir ve yaban hayatı için daha uygun halde. Yakın zamanda kış boyunca ve bahar boyunca yaptığımız gözlemlerde ki şu an aslında kuşlar için üreme dönemi. İris Gölü'nün doğal haliyle, bu mevcut haliyle birçok yaban hayatı canlısı için ve özellikle kuşlar için üreme alanı olduğunu görüyoruz. Burada normalde bir ekosistemin, bir sulak alan ekosisteminin sağlıklı olduğunu gösteren çok önemli türler, çok bilindik ama ekosistem için önemli türleri görebiliyoruz. Gri balıkçıları görebiliyoruz, akbalıkçıları görebiliyoruz. Sakarmekeler burada ürüyorlar. Alaca balıkçıl burada ürüyor. Çevresindeki saz delicesi burada ürüyor. Paspaş batkının burada ürediğini düşünüyoruz. Olası bir üreme alanı paspaş batkı için. Birçok ördek türü var. Birçok ötücü kuş türü var. Gölden beslenen ve göl ve çevresinden beslenen. İşte ötleğenler burada, küçük kakanlar burada. Birçok şey florya gibi işte gök kuzgun gibi buralarda az görülen, nadir görülen türleri de görebiliyoruz. Bu anlamıyla İris Gölü'nün bu yapılan koruma müdahalesinden sonra ve kanalların kapatılmasından sonra tekrar kendi doğal döngüsüne döndüğünü, dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak uzun yıllardır tahrip edilmesiyle sebebiyle iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına ihtiyaç var. Size? Tamam. Tamam. Evet. Evet. Iris'in konumu ve yaşadığı bu hassas süreci en kısa yoldan bir koruma statüsüne kavuşturularak çözülebileceğine inanıyoruz. Acilen ilgili kurumların İris Gölü ile ilgili gerekli olan koruma kararlarını hızlıca çıkartacağından eminiz, inanıyoruz.